İstanbul İlçe Ocakları olarak İstanbul İlçe Ocakları Bölge Başkanı, kıymetli İlçe Ocak Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı, değerli basın mensupları ve siz değerli misafirlerimiz. Doçent Doktor Ömer Kul hocamızın anlatımıyla gerçekleştireceğimiz Altay Kartalı Osman Baturhan ve Doğu Türkistan Milli Mücadelesi adlı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlere programın Doğu Türkistan adlı konuşması ve programın bitişi. Şimdi sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve sizin arkadaşlar... İYİT Ocak Başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı, değerli basın mensupları, Kürşet'in Moskurtları, Tonus Hatun Masenaları, çok kıymetli misafirler, Silivri Ülke Ocakları olarak düzenlemiş olduğumuz Doğu Türkistan Kolu Konferansı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle Doğu Türkistan'ın biz Türklere bilhassa bizim Türkçülerin namus sembollerinden biri olduğunu hepinize hatırlatmak isterim. Doğu Türkistan, ağ bayrağı, gök bayrağı dönüşmüş halidir. Öyle ki gök bayrak ismini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tavsiyeler üzerine konulduğunu sizlerle paylaşmak isterim. Uygur Türk'ü dediğimiz kavramın asıl anlamı Uygar Türk demektir. Uygarlığın ilk kurulduğu yerlerde Kızılçin'in bu denli vahşetlerde toplama kamplarında yaptıkları işkencelerle binlerce soydaşımızı hayatını kaybetmekte zulüm görmektedir. Biz biliyoruz ki zulme susmak demek en az zulmeden kadar zalimlik yapmak demektir. Sözün özü zulme sessiz kalmak zalimliktir. Ülke Ocakları Genel Başkanımız talimatlarıyla gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmalarda zulme uğrayanların sesi olacağız. Biz ülkücüler Hoca Ahmet Yesevi'nin yolundan yürür, onun gibi gönül ellerine yetiştiririz. Canla başla mazlum oyunuz, zalime yoluz olacağız. Bir diğer husus ise son zamanlarda Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'ye ahlaksızca, namussuzca ifadeler yer almaktadır. Hesapta Türk dünyasının bilgi lideri Doğu Türkistan'a bir haber vermiş. Genel Başkanımıza yapacakları her türlü hakaretin sonunu ve bunun sonuçlarının neler olabileceğini iyi düşünsünler. Aksi takdirde dünyalarını başarına geçireceklerimizi aklından çıkartmasınlar. Sözlerime son vermeden önce bir kez daha Kızılçin zulmüne karşı canlarını kaybeden tüm soydaşlarımızı duayla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Ne mutlu Türk'üm diye. Başkanımıza konuşmalarından da teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Doğu Türkistan adlı müziğimiz ve Doğu Türkistan adlı şiirimizi dinliyoruz. İslam'ın bayrakları Türkiye'de yazar. Dost dediğiniz İblis sizlere mezar kazar. Türkler sana Doğu Türkistan. Zulüm Çin ile başlar, Rus ile biter derler.
Kürsüler bir olunca Mansur'un hakkını yerler. Savaşta da alır gibi yazılıyor bu destan. Bizim için kalplerde ve her yerde Doğu Türkistan. İlkbahar geldiğinde uyanacak topraklar. Kahramanlar önünde açılacak bayraklar. Bir bayram sabahında yeşerecek yapraklar. Urumçi'ye ilasında yazılıyor bu destan. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bizim bir kanayan yaramız var. Bizim bir davamız var. Bizim bir ülkümüz var. Ve bunlar için yaşıyoruz. Allah bize bir ömür verdi. Ne zaman biteceğini bilmiyoruz. İşte demeleri için mücadele et. Hem de onların ideallerini yaşayabilmek, yaşatabilmek zamanımız var. Ama onlar içerisinde çok özellerinden birisi Osman Batur. Allah bu kardeşinize Osman Batur bir doktora tezi olarak yapmayı nasip etti. 6 yıl uğraştık. Tabii ki onun mücadelesinin bütünüyle beraber ortaya çıkmasını sağlayamadık belki. En büyük sebebi de Çin gibi bir devlet var ve onunla ilgili yazılmış olanlar birçoğu imha edilmiş. Birçoğu hala daha açılmamış arşivlerde bulunmakta. Ama bulduğumuz kadarıyla çok çok ibret alınacak, dersler çıkaracak bir hayatı var Osman Batur'un. Onun için özellikle derler ki Kafkaslar'da Şeyh Şamil neyse Altaylar'da Osman Batur odur. Hatta onun mücadelesi için kementle uçak düşüren büyük kahraman derler. O 3 değer için mücadele etmişti. Birincisi vatanı için, ikincisi milleti için, üçüncüsü ise dini inançları için. Yoksullukla mücadele ettiği, atacak bir kurşunların olmadığı bir dönemde Çin'e karşı vurkaç taktikleriyle beraber büyük zayiatlar verdirirken Ruslar Moğolistan üzerinden sana yardım edelim diye teklifte bulunduklarında o şartlarım var demişti. Ve bunu demiş olduğu dönemde atacak olduğu bir kurşuna ihtiyacı vardı Osman Batur. Neydi o? Bir Sovyet Rusya Altay'da komünizm propagandası yapmayacak. İkincisi neydi? Yine Moskova Altay halkının dinine karışmayacak. Böyle idealler olan bir adam.